Başkanım, gerçekten de süreci çok yakından takip ettik bizler de. Önemli kararlar alındı hükümette memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde. Kararları çok kısaca ben özetlemeye çalıştım. Ancak o süreci sizden de dinleyelim. Siz hükümetten neler talep ettiniz ve hükümet size ne verdi bu anlamda o süreçte? Teşekkür ediyorum. Hükümetin bize önerdiği ana rakam 5 milyar TL küsürüyle, 6 ile üstüyle birlikte 5 milyar TL. Önce biz bu rakamı gece gündüz bir gayretle %60 artırıp 8 milyar TL'ye çıkardık. Yani rakamın önerilen, kararlaştırılan rakamla çıkardığımız arasında %60 fark var ve bu çok ciddi bir fark. Bu farkı ve tamamını nasıl kullanalım sorusunu kendimize, genel başkanlarımız, arkadaşlarımıza sorduğumuzda önümüze memur tablolarını aldık ve maaşlarıyla birlikte. Bizim 2 milyon 700 bin memurumuz var. Bunun 2 milyon 295 bini yani %85'i 2700 TL'nin altında maaş alıyor. Bunların büyük çoğunluğu 2000 civarında, en düşüğü de 1628 TL maaş. 275 bin adedi kişisi 2700-3200 TL arasında alıyor. 80 bin arkadaşımız 3200-4000 TL arasında. Evet, bu toplu sözleşmenin taban aylığa döndürülmesiyle yüzdelik zamma göre zarar etmiş gözüken arkadaşların tamamı 49.800 kişi, 50 bin kişi. Bunların maaşı da 4.000 TL ve bunun üzerinde. Bizim bu kararı alırken 2 milyon 700 bin memurun yanında 1 milyon 900 bin de emeklimiz var ve bu 2 milyon 700 bin memur inşallah Allah ömür verirse hepsi emekli olacak. Amacımız şuydu: bir, maaşlara bundan sonraki yıllarda gelecek maaşları etkileyecek taban aylık zammı. İki, bunun emekli ikramiyesini yükseltmesi, işçi emeklisi ikramiyesiyle memur emekli ikramiyesi arasındaki makası daraltmak. Üç, emekli maaşlarını yükseltmek. Ayrılmış olanlarla ilgili, ayrılacak olanlarla ilgili. Bunun için talebimizi %100 taban aylık diye içeride pazarlığı yürüttük. Masaya giderken %6 artı 6 zam artı 100 TL taban aylık talebini içeride 250 TL net taban aylığa döndürdük. Ve 250 TL taban aylığa döndürdük. Başka yüzdelik zam istemeksizin 2014 için bu 250 TL'nin mücadelesini verdik her kişi için. Ne demek istiyorum? Hizmetçinin de taban aylığı şu anda 1027 lira, müsteşarın da 1027 lira. Bundan sonraki gelecek zamlar her ikisinde ona göre hareket ediyor. Ama emekliye yansımayan seyyanen zamlarda maaşı yüksek olana elbette daha yüksek geliyor. Bu da 4000 TL'nin üzeri. Bize önerilen rakam 3 artı 3 TL yüzdelik zam veya 100 TL taban aylığa zamdı. Öğretmenler geçen yılın mağduruydu. Çünkü geçen yıl biz sağlık çalışanlarını en düşük 330 TL aldık. 666 sayılı kanun hükmünde kararnameye hayat yazıyla çalışırken hizmetli memur, teknisyen, şef, şube müdürü, il müdürlerinin maaşlarını eşitledik. Sadece öğretmen ve öğretim elemanları unutulmuştu. Öğretmene 40 artı 40 TL önerilmişti. 4C'lilere de aile yardımı ve 150 TL. Bu 6. gün önerilen bir zamdı. Şimdi bazı zavallılar, izleyicilerin saygıdan onlarla ilgili söylenecek şeylerin detayına girmiyorum, onlar anlar. Bir gün önce genel başkan önerileni kabul etmiyoruz, müzakere edilebilir ama asla imza atılamaz dedi. Ertesi gün buna imza attı diyor. Bunun için makale yazan sendika genel başkan yardımcısı var. Ciddi, güya ciddi bir gazetede bunu köşesinde yayınlıyor. Şimdi soruyorum. Bir gün önce 100 TL olan zammın bir gün sonra 175 TL taban aylığa çıkması %75 artış değil midir? Öğretmen için 40 artı 40 TL'nin 75 artı 75 150 TL'ye çıkması %87 artış değil mi? 4C'li için 153 TL artı aile yardımının 350 TL artı aile yardımına çıkması, brüt olarak çıkması %233 zam değil mi? Elbette bunu onlar biliyorlar, yazarlarken de biliyorlar ama burada yaptıkları şey taksimle birleştirerek, çözüm süreciyle, başörtü özgürlüğüyle, bunlardan kim
kimler rahatsızsa gazetelerinde haber yapabiliyorlar. Başkanım, bu hemen bir araya gireyim size. Özellikle bu görüşmelerde hükümetin %3+3 oranındaki zam teklifini memur sen kabul etseydi 1,5 milyon memurun daha karlı çıkacağı da iddia ediliyor bu bazı sendikalar tarafından. Bu iddiaya siz nasıl bakarsınız? Teşekkür ediyorum. Bu iddianın doğru olabilmesi için bizim 1,5 milyon memurumuzun 3.200 TL'nin üzerinde maaş alıyor olması lazım. 3.200 TL'nin üzerinde maaş alıyor olmalı ki bu iddia doğru olmalı. 3.200 TL'nin üzerinde maaş alan toplam arkadaş sayımız %5, 80, 50, 130 bin kişi. Yani %2.97'si 3.200'de 4.000 arası 80 bin, %1.85'i de 4.000'in üzeri. Yani %5'i bu maaşı alıyor. Şimdi ben soru sorayım o zaman. Bu iftirayı atanlar işte dün de bir gazetede bir muhabir çarpıtarak vermiş. İki gazetede haber var. Birisi rakamları düşürmüş, diğeri yanlış haberi ama yanlışlığı içerisinde yanılgıyla vermiş. Diğeri ise iftirasıyla vermiş. Nedir? Bizim en düşük devlet memuru maaşımız 1628 TL. 3+3 zam gelseydi bu arkadaşımızın birinci 6 ay 49'ar TL, ikinci 6 ay bunun iki katı gelerek toplamda 890 TL eline bir yılda maaş geçecek, zam geçecekti. 890 TL yerine her ay 123 TL net 1476 TL zam alıyor. 2000 TL maaş alan bir arkadaşımız 3+3 alsaydı birinci 6 ay 60, ikinci 6 ay 120, ortalaması 730 yıl boyu toplamı 1190 TL. 1190 TL alacaktı. Emekli ikramiyesine katkısı çok azdı. Emekli maaşına katkısı hiç yoktu. Şimdi 1476 TL. 2300 TL diyen gazetecinin hesabını da yaptım. Gazetecinin hesabı 2300 TL %3 gelseydi. Birinci 6 ay 414 TL. İkinci 6 ay 818. 414'ün %3 artımı 12 TL. 1244 TL alacaktı. 1244 TL mi büyük? 1476 TL mi büyük? Evet. 1244 TL'nin emekli ikramiyesine, emekli maaşına katkısı yok. 1476 TL fokurda diyor. Şimdi soru, cevap şu. Net cevap şu. Çok sorun var size, çok kısa alayım. Hızlandırayım. Evet. Eğer bu sene zam 4+4 bile olsaydı bütün memurların taban aylığına 40 TL zam gelecekti. Hı hı. Yani 78 yılından 2013 yılına kadar taban aylığımız 1027 liraya çıkmış. Memur sen bunu bir gecede 1202 liraya 175 TL artırmış. Tamam. Bu 175 TL'nin hükümete maliyeti 210 TL'dir. Bize faydası 187 TL'dir. 23 TL'si otomatik vergi kesildiği için bize faydası 187 TL'dir. Her memura net birinci aydan itibaren 123 TL, emekli ikramiyesine en az %13, emekli maaşına en az %17 olmak üzere zam yaptırmışız. Yani bu rahmetli Özal ve Erbakan'ın verdiği zamlardan sonra ki enflasyon o zamanlarda çok yüksek, sendika tarihinin de yakın tarihinin de en güçlü zammını aldık. Evet. Tabii başkanım, o toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur maaş zamları değil, memurların sosyal hakları da tabii gündeme geldi o masada. Bu anlamda masada sizin çok önem verdiğiniz fakat bitmeyen, sizin önem verdiğiniz fakat o masada görüşülmeyen, bitmeyen konular var mıydı? Ve bu anlamda sizin bu süreç dışında yapmış olduğunuz çalışmalarda gündemde mi şu anda? Teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmeyi dışarıdan takip edenler sadece o 7 gün boyunca içerideki toplantıları gördüler. Ama toplu sözleşmenin bir genel toplu sözleşme, bir de hizmet kolu toplu sözleşmesi var. Hizmet kolunun onu memur sende, biri kültür KES'te, kültür sanat sen. Ama genelin tamamı bizde. İmza yetkisi, itiraz yetkisi, dayak yeme yetkisi, iyileştirmeyi alma yetkisi, bedel ödeme yetkisi. Niye? Geçen yıl biz kamu seni KESK'i faresi
dediğinin de değirmene faydası vardır diye sürece ortak ettik. Ama alınan her şeyi onlar almış oldu. Alınmayan her şeyin sorumlusu biz olduk. Bir örnek, 4C'lerin çalışma süresini 11 aydan 11 ay 28 güne çıkardık. Teklif benim, pazarlık benim, imza benim. Kamu sen biz aldık dedi. Öğretmene ek ödemeyi alamadık. Ya alacağız, ya alacağız diye afiş basmışlardı. Memur sen alamadı dedi. Bu sene bunu görünce ben, madem böyle deniyor, evet alınanın sahibi benim, öncüsü benim, alınmayanın sorumlusu örgüt olarak benim. Memur sen örgütü, benim örgütüm. Bizim gayretimiz ya da eksikliğimiz. Onun için Sayın Başbakan'la 31 Temmuz günü 2 saat, yüz yüze toplu sözleşme pazarlığı yaptık. Evet. Maliye bakanları ile maliyeden sorumlu bakanlarla Faruk Çelik ile iki gece sabaha kadar. Niye? Alırsak biz alacağız, almazsak dayağı biz diyoruz. O zaman bunu memur sen almasın, hükümet vermesin. Belki Taksim'den ekmek çıkarırız. Belki başörtü kampanyasına zarar veririz. Belki çözüm sürecini sabote ederiz diyenlerin eline malzeme bırakmanın bir anlamı yoktu. Bunun için aile yardımı. Mesela iki yıl önce aile yardımında, eş ve çocuk yardımında Sayın Başbakan 3 çocuk doğurun teşviğinde bulunuyordu. 2 çocuktan sonrasına devlet ücret ödemiyordu. Burada çocuk sayısı sınırlamasını kaldırdık. Şimdiki paketimiz kreş yardımı, evlenme yardımı, çalışmayan eşe yardım, çocuk yardımında 3 çocuktan sonra daha da pozitif ayrımcılık, çocuk sayısına bağlı olarak SGK'da borçlanma ve erken emeklilik çalışmayan kadın içinde. Bir paket. Bunun Aile Bakanlığı boyutu var. Kamu işveren heyeti ve bizimle boyutu var. Meclis boyutu var. Bunda şu anda %70, %80 noktaya geldik. Dört yerlerin kadrosu toplu sözleşme masasında yasalaşacak bir şey değil. Sözleşmeleri kadroya biz 2 ay önce geçirdik. 106 bini bunun mücadelesi. Disiplin affı, memura bir derece. Akademisyenlerin okutman, yardımcı doçent, profesör geliştirme ödeneği olan olmayan ayrımı var. Bunları kamu personeli danışman kurulu çalışıyoruz. Bu zamana kadar nasıl 12 ay müjde vermişsek bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Sağ olun başkanım. Başkanım çok kısa vaktim kaldı. Birkaç sorum daha var izin verirseniz. Şimdi başkanım bir de taban aylıkla yüzdelik zam arasındaki temel fark konusunda da bazı eleştiriler gündeme geldi. Bu farkı bize çok kısa izah eder misiniz? Teşekkür ediyorum. Biz geçmişte memur sen ve kamu sen hükümete 10 TL 20 TL taban aylık ver diye yalvardık. Hatta bir son toplu görüşmede 2 yıl önce kamu sen 10 TL taban aylığa zam verin imza atalım diye yalvardı. Çünkü taban aylık ondan sonraki tüm yıllarda ona göre maaşları etki eden bir unsur olduğu için yüzdelik zam gibi değildir. Veya şöyle söyleyeyim, şu anda 2000 TL maaş alan bir memur emekliye ayrıldığı zaman en fazla 1250 TL alır. Çünkü 750 TL'si ek ödemedir, seyyanın zamdır, emekliye yansımaz. Taban aylık da kuruşu kuruşuna yansır. Bizi eleştirenler taban aylığa 175 TL aldınız harika diyor, 123'ten hesaplıyor. 175 aldık, 187 yansır. Var. Başkanım süren bitti ama son soru. Niçin efendim görüşmelerin 7. gününde imzayı bastınız? Geçen yıl bir ay gece gündüz uğraştım. Bir ay sonunda istediğimi alamadım. İş bırakma eylem kararı yapmak zorunda kaldık. Bu senede istediğimi 7. gün aldım, imzayı attım. 1. gün olsaydı atardım. 30. günde olsa beğenmeseydim atmazdım. Geçen yıl olduğu gibi kim nedir değil. 4 milyon 600 bin emekli ve çalışanın sorumluluğunu taşıyoruz. 50 bin arkadaşımız bizi anlayışla karşılasın. Çünkü biz geçen yıl doktorların 1400 TL taban aylığa ödemelerini yansıttık. 666 ile 1400 TL'nin üzerinde bürokrasiden arkadaşlar zam aldı. Bu sene %90'a çalıştık ve %90'da %100 başarı var. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, toplu sözleşme görüşmelerinde alınan sonuçlara yönelik bazı sendikaların eleştirileri vardı. O eleştirileri de Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu yanıtladı diyelim.